İşte geldim buradayım, ben bu işte ustayım. Günün hangi saatinde beni seyrediyorsanız hepinize şimdiden selamlarım olsun. Bugün sizlerden sıklıkla gelen sorulara karşılık Anadolu Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasından bahsetmeye karar verdim. Dilerseniz hiç geciktirmeden başlayalım. Evet, biliyorsunuz ki Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medyada oldukça artık hepimiz aktif rol oynuyoruz. Dolayısıyla bu sosyal medya diyelim gibi yerlerden ve çevremde sıklıkla karşılaştığım müşterilerimden gelen sorulara istinaden bugün sizlere Anadolu Sigorta'nın tamamlayıcı sağlığından bahsedeyim istedim. Şimdi şöyle ki, ağırlıklı olarak biliyorsunuz artık korona hayatımızın bir parçası haline geldi ve alıştık galiba biz bununla yaşamaya, maskeli yaşamaya, mesafeli yaşamaya, öpüşüp koklaşmamaya, uzak durmaya alıştık ne yazık ki. Bir de biliyorsunuz ki artık yavaş yavaş yine yasaklar gelmeye başladı. İşte saat 10'da kapanan restoran, kafeler ve bakalım bundan sonrasında ne gibi yasaklar bizleri bekliyor olacak. Hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla şimdi ben bugün bu videoyu çekmeden birkaç saat önce bir arkadaşımın 38 yaşında eniştesinin vefat haberini aldım. Ve inanın çok üzüldüm. Sapasağlam biriyken, farklı herhangi bir hastalığı yokken virüsü kapıyor ve koronadan dolayı vefat ediyor. Başsağlığımızı dileyelim ona ve onun gibi birçok kişiye, yakınlarına da Allah'tan sabır diliyorum. Dolayısıyla virüs hepimizin içerisindeyken ve muhakkak profesörler de aynı şeyi söylüyor. Hepimiz bu hastalığı kapacağız. Ama bu hastalığın yanı sıra bir de gündelik mevcudiyette karşılaştığımız sıkıntılar, rahatsızlıklar da oluyor. Soğuk algınlığı olabiliyor. Kadınlar için kadınsal hastalıklar olabiliyor. Çocuklar rahatsızlanabiliyor. Ani kazalar olabiliyor. Parmağımızı kesebiliyoruz, ayağımızı burkup kırabiliyoruz, spor kazaları oluyor vesaire, birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman şunu savunuyorum. Nasıl ki arabanızın trafik sigortasını yapmak sizin için bir zorunluluksa ve bunu yapmadan dışarı çıkmıyorsanız, bana göre bugün artık herkesin en azından bir tamamlayıcı sağlık sigortasının olması kanaatindeyim. Çünkü bugün devlet hastaneleri tıka basa dolu, keza özel hastaneler de aslında çokça dolu durumda. Dolayısıyla devlet hastanelerindeki doktorlar yoğunluktan dolayı bizlerle çok ilgilenemiyorken, özel hastanelerde bu oran neredeyse artık %50'ye düşmüş durumda. O da yoğunluktan dolayı. Dolayısıyla özel hastanelere gidip kendi tüm tahlillerimizi yaptırmak, filmlerimizi yaptırmak istiyoruz. MR tomografi, ameliyat, küçük operasyonlar, neyse. Bunların hepsini hastanede yapıp çıkmak istiyoruz. Güler yüzle karşılaşmak istiyoruz. İlgi görmek istiyoruz. Öyle değil mi? Adam yerine konmak istiyoruz doktordan. Gerçekten hastalığımızla ilgili tüm detayları duymak istiyoruz. Çünkü devlet hastanesinde bunlardan ne yazık ki yoksun kalabiliyoruz. Bu aslında devlet hastanesindeki doktorları kötülediğinden dolayı değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın ama orada gün içerisinde yaklaşık 500-600 tane hastaya bakıyor doktorlar ve süre kısıtlaması olduğundan dolayı çok kısa kısa bilgiler vermekte yükümlüler onlardan. Eğer biz bu özel ilgiden ve işte hastalığımızla ilgili detaylardan bir haber olmak istiyorsak, muhakkak bir özel sağlığımız veya tamamlayıcı sağlığımızın olması gerekiyor. Bakın sizlere gelin özel sağlık sigortası yapalım demiyorum, çünkü bu yüksek maliyetlere mani olan bir şey özel sağlık sigortası, ama tamamlayıcı öyle değil. Bakın, bulunduğunuz ile göre değişen rakamlarla 800 liradan başlıyor yıllık primleri. 1000, 1500, 2000 liraya doğru gidiyor. Yaş ve cinsiyette tabii ki bunun için çok önemli bir faktör. Ve içerisinde 10 tane muayene hakkı var, yatar haklı kısmı var, yatar haklı kısımda ameliyatlar var, hastanede yatışlar var ve birçok detay var. Şimdi bu kadar güzel bir poliçeyi, 10 tane muayene hakkını, 10 tane muayene hakkının yanında idrar ve kan tahlillerini, ileri teşhis yöntemleri dediğimiz MR tomografi ve filmleri, röntgenleri karşılıyor ve siz hastaneye sadece ama sadece 15 lira ödeyerek çıkıyorsunuz.
Şimdi böyle güzel bir şansımız varken neden tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmayalım sizlere soruyorum. Dolayısıyla gelin size bana gelen özel birkaç sorudan yola çıkarak bugün Anadolu Sigorta'nın tamamlayıcısından bahsedeyim. Anadolu Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık poliçesinde check-up hediyemiz var. Diş asistan paketimiz var ve o kadar güzel bir diş asistan paketi ki bizim yani Anadolu Sigorta'nın anlaşmalı olduğu kliniklere giderek yılda birer defa diş muayenesi, diş taşı temizliği, bir adet röntgen ve bir adet de amalgam veya kompozit dolgu yaptırabiliyorsunuz. Kanal tedavisi, işte vay efendim implant yapmak istiyorum, dişlerim daha beyaz görünsün, beyazlatmak istiyorum veya komple dişlerimi değiştirmek istiyorum, lamina porselen yaptırmak istiyorum derseniz de gittiğiniz klinikte özel indirimlerle karşılaşıyorsunuz. Hem de piyasaya göre gerçekten hem çok iyi hizmet alıyorsunuz hem de primleri oldukça düşmüş oluyor. Dolayısıyla ben Anadolu Sigorta'dan öncelikli olarak size hediye ettiği bu diş asistan paketten bahsetmek istedim. Check-up paketi var. Yine gerçekten Türkiye'de birbirinden değerli kliniklerle anlaşma yapıldı ve buralara giderek check-up paketinizden de faydalanabiliyorsunuz. 10 tane muayene hakkından bahsetmeme zaten gerek yok, öyle değil mi? Yani bugün gidip bir defalığa mahsus, diyelim ki kadın doğuma gittiniz, bir defalığa mahsus demeyelim orada ama hani kadın doğuma gittiniz, muayenenizi yaptırdınız, doktor sizden bir takım idrar ve kan tahlilleri isteyecek, belki de bir röntgen, bir film isteyecek, belki de çok ciddi bir şeyden şüphelenip MR ve tomografi isteyecek. Bakın doktorun sizden o muayeneye mahsus olarak istediği her şeyi hastanede yaptırıyorsunuz ve çıkışta, hastane çıkışında sadece 15 lira ödeyerek çıkıyorsunuz. Ki Anadolu Sigorta bugün Türkiye'nin dört bir yanında en büyük hastane gruplarıyla anlaşma yapmış durumda. Bu yüzden bu fırsatlardan faydalanmanızı isterim. Ama benim asıl değinmek istediğim konulardan biri doğum paketi. Anadolu Sigorta'dan tamamlayıcı sağlık doğum paketi yaptırdığınız takdirde yine anlaşmalı olduğu tüm hastanelere giderek limitsiz doğum paketinden faydalanıyorsunuz. Hem de hiç beklemeden. Yani şöyle ki bugün poliçe yapıyorsunuz, 2 hafta sonra hamile kalabiliyor kadınlarımız. Dolayısıyla diğer özel sağlık poliçelerinde minimum 6 ay bekleme şartı varken burada poliçeyi yaptıktan hemen sonra hamile kalabiliyorsunuz. Tek şartımız poliçe yaptırmadan önce hamile kalmamanız. Anlaştık mı? Sakın ay ben bir hafta geçti, iki hafta geçti, olsun söylemeyeyim zaten yuttururum falan diye düşünmeyin. Çünkü orada biliyorsunuz ki ultrason filmlerinde kaç haftalık olduğu ortaya çıkıyor. Birbirimizi kandırmanın bir alemi yok, öyle değil mi? Dolayısıyla eğer gerçekten yıl içerisinde hamile kalmak istiyorsanız bu poliçeyi yapabilirsiniz ve limitsiz doğum paketinden artı 10 adet doğum kontrol dediğimiz o 10 adet muayeneyi doğum öncesindeki muayeneler içinde kullanabiliyorsunuz. Tetkiklerinizi yaptırabiliyorsunuz. Tetkik kapsamı da gerçekten oldukça geniş ve ben bu paketten faydalanmanızı isterim. Çevremde şimdiye kadar yönlendirdiğim herkes çok memnun kaldı. Genel itibariyle bu arada primlerini merak edeceksiniz. Ortalama olarak 4500 lira civarı. Evet evet, hem limitsiz doğum veriyoruz, hem 10 adet muayene hakkı veriyoruz, hem check-up veriyoruz, hem diş asistan paketini hediye ediyoruz, hem de yatar atlakasında ameliyat, yatış öncesi, yatış sonrası, fizik tedaviler, işte küçük müdahaleler gibi birçok teminatı satın almış oluyorsunuz ve bunun için yıllık sadece 4500 civarı bir rakam ödüyorsunuz. Yaşa göre 100 lira, 200 lira değişebiliyor ama olsun, yine de ne olursa olsun bugün herhangi bir hastaneye gittiğinizde, küçük çaplı bir polikliniğe de gittiğinizde doğum paketleri minimum işte 8000-10.000 liradan başlıyor. Yani sadece doğum anını karşılayan o bir gecelik ücretten bahsediyorum. Siz 4500 lira ödeyerek bu doğum paketine tamamen ve diğer az önce bahsettiğim muayene hakkı ve yeter haklı paketlere de sahip oluyorsunuz. Çok güzel bir paket arkadaşlar. Sıklıkla karşılaştığım bir soru çünkü. Çiğdem Hanım, hamile kaldım, hangi poliçeden yapabiliriz? Arkadaşlar üzgünüm.
hamile kaldıktan sonra Türkiye'deki birçok sigorta firması, hatta biri hariç birçok sigorta firması sigorta poliçesi yapmıyor, doğum paketi vermiyor. Evet, bir firmamız var, şu anda ondan bahsetmeyeceğim ama bir firmamız bunu karşılıyor ama emin olun 2-3 katı prim alıyor sizden. Yani 10 bin liradan başlayan rakamlarla geliyor. Hamile kalmış oluyorsunuz. O firmada diyor ki tamam 10 bin lira öde, biz senin sadece doğum anını ödeyeceğiz diyorlar. O yüzden şahsen benim inandığım ve tercih ettiğim, sevdiğim bir poliçe türü değil. Çünkü tamam siz zaten 10 bin lira verirseniz hastanede de doğum paketinden faydalanabileceksiniz, öyle değil mi? Yani doğum anını karşılayabileceksiniz. Bizim için önemli olan o 10 tane muayene hakkı, yani rutin kontrollerden faydalanabiliyor olmanız. Diğer bir firma 10 bin lirayı sizden bir geceliğine hastane yatış ve doğum ameliyatını alırken, Anadolu Sigorta hem doğum ameliyatını karşılıyor, hem 2-3 gün hastanede kalabiliyorsunuz, hem 10 tane muayene hakkını veriyor, hem check-up hem diş asistan paketi, var da var yani, yok yok dediğimiz bir paket bu. Benim de çok severek çevremdeki herkese, müşterilerime seve seve ve güvenerek sunduğum bir poliçe. Bu yüzden bugün sizlerle bunu paylaşmak istedim. Eğer doğum paketleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz yine YouTube kanalımdaki videonun altına yorumda bulunabilirsiniz. Instagram adresim Çiğdem Tekçe Official Instagram adresime gelip oradan da yandan sorularınızı sorabilirsiniz. sigorta@cigdemtekce.com ct ismimin soyadımın baş harfleri ct@cigdemtekce.com maillerime de mail atabilirsiniz. Sorularınızı ben bekliyor olacağım burada. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmuyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.